Herkese mükemmel bir günden merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün ve yarın turu için araçlarımızı hazırlayacağız. Bu araç dün geldi. Dişini yıkadık. Küçük bir detaylandırma yapacağız. Öncelikle çocuk koltuklarımızdan başlayacağız. Arkadaşlar biz 3 tane çocuk koltuğu sunuyoruz müşterilerimize. Tabii ki kutusuyla birlikte vermememiz lazım. O yüzden kutusundan ayırmam gerekiyor. Arka tarafa ayarladık. Aracı tam kurutmadığımız için camlar biraz ıslak. Şimdi camlarla devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi temizliği tamamladık ve tek bir bezle temizledim, evet onu da söyleyebilirim. Araba zaten kirli değildi, sadece camlarda su izleri vardı ve onları temizledik. Şimdi arabaya son bir çek yapalım. Öyle çok mükemmel temiz değil ama etrafı temiz, hiç yoktan çamur izleri yok, camlar yeterince güzel. İçine bakıyoruz, içi temiz, paspaslar temiz. Tavana bakıyoruz, evet şeyi şurayı kapatalım. Bu taraf da aynı şekilde kapalı. Şunun içine ben genelde bakıyorum. Genelde pis bırakıyorlar. Burası da temiz. Çok güzel. Şimdi burayı kapatalım. Buraya geçelim. Evet, burada da herhangi bir sıkıntı görmüyorum arkadaşlar. Aracın tavanı, her yeri temiz. Asıl şurada evraklar burada. Insurance, bir şarj aleti koydum onlara. Evet. Lastiklerimizin hiçbirinde hiçbir sıkıntı yok. Ve fotoğraf çekimine başlayabiliriz. Herhangi bir kaza durumunda insurance'ın sizden istediği şeyler kiralamadan önceki fotoğraflar ve sonraki fotoğraflar, yani kazalı fotoğraflar. Kazadan önce araba nasıldı, bunu görmek istiyorlar. Çünkü siz burada bir şirket değilsiniz. O yüzden şirket olmadığınız için onlara gösterebileceğiniz tek şey fotoğraf arkadaşlar. Bu işin kilit noktası fotoğraf, fotoğraf, fotoğraf. Bu kadar basit. Sadece fotoğraf çekin, düzgün çekin. Şimdi hazırlıklarımızı tamamladık. Her şey hazır. Arabanın anahtarını içine bırakacağız. Araç akşam 11.30'da gidiyor arkadaşlar. 8.30-9 gibi aracı teslimat noktasına bırakacağım. Teslimat noktasını siz belirliyorsunuz. Şimdi aracın anahtarını içine koyuyorum. Şuraya, ama kilitlemiyorum. Kilitlersem çünkü araba alarm veriyor. Arabanın anahtarını oraya koyduk şu an için. Anahtarı yanıma da alabilirdim ancak yanımda anahtar taşımayı sevmiyorum. Evet. Şimdi şu gereksiz malzemelerimizi arabadan çıkartalım. Tripodumuzu da alalım. Buraya cep telefonumuzu aldık. Şimdi diyebilirsiniz arabayı nasıl kilitleyeceksin diye. Şöyle tamamen app'ten yapıyorum arkadaşlar, cep telefonundan. Şimdi arabamızı kilitledik ve arabamız kilitlendi sesi duyduğunuz üzere. Şimdi gene double check yapalım. Evet, aracımız kilitli. Burayı da kapattık. Şimdi Tesla'yı yıkamaya götürebiliriz. Evet, buradan uygulamamızı açıyoruz. Scan QR code diyoruz. Şimdi öncelikle spare'a basıyoruz. Daha sonra kodu okutuyoruz. Ve sesi gelmeden camı kapatıyorum. Şimdi Enter Car Wash diyeceğim. Ve gördüğünüz gibi cam kapandı sağ taraftaki. Ve her taraf, her şeyin green, yani yeşil olmasına dikkat edin. Speed'inizi onun altında tutun diyor. Bütün charge port locked, walk away off, automatic wipers off falan, bunların hepsi kapandı. Arkadaki daha fazla sövmeden çıkayım.
Zaten kurutma da bitti. 10 mili geçtiğimiz zaman otomatik olarak car wash moddan çıkacak. Şöyle göstereyim. Şu an 11'e geldik ve car wash moddan bizi çıkarttı. Tamamen şu an aracın kirası olmadığı için tamamen dışını, sularını temizlemeyeceğim arkadaşlar. Onu sadece müşteriler alacağı zaman yapıyorum. Her zaman yapmıyorum. Yani çok çok da önemli değil. Kendimi boşuna yormama gerek yok. Sadece makineye gir çık yapıyorum. Şimdi evimize doğru gidiyoruz. Kia'yı alacağız ve Kia'yı teslimat noktasına bırakacağım. Gün 2'ye hoş geldiniz. Bugünkü planımızdan bahsetmek istiyorum size. Şu an Tesla'mıza bindik. Şarjdan çıkarttık Tesla'yı. Ve havalimanına doğru gidiyoruz. Havalimanına gidip ne yapıyoruz? Honda'mızı alacağız. Honda'mızı yıkayacağız arkadaşlar. Havalimanına geldik. Şimdi arkadaşlar yaklaşık olarak yarım saat sürüyor havalimanına gelmek. Ve %5 bir şarj harcadık. 30 mile yakın. Eğer arabayla gelseydim ne kadar harcardım? Büyük ihtimal bir galondan biraz daha fazla harcardım ve bir galonun şu an 4 dolar olduğunu düşünürsek 5 dolar git gel 10 dolara harcardım ve Tesla ile gelerek tahmini olarak bir 9 dolar kâr ettim. Yani Tesla'nın yakacağı elektrik en fazla 1 dolardır diye tahmin ediyorum. Hatta 1 dolar bile değildir ya, 50 cent falandır. Şimdi Honda'ya bakıyorum arkadaşlar, müşteriler nereye bırakmış diye. Bu tarafta değil, bir yandan da ben sol tarafa da bakıyorum. Bu civarda bir yerde olması lazım. Gördüm, öbür tarafta arkadaşlar aynen. Önce küçük bir inspection yapayım motoru. Motorun aktifleştirilmesini beklerken. Şöyle etrafında hiçbir şey yok, bayağı temiz duruyor. Çizik durumumuz yok. Buruk durumumuz yok. Çok kılcal çizikler olabilir. Onlara çok fazla yapacak bir şey yok zaten. Şuradan motoru enable yap diyoruz. Ve aktif hale getir dedik. Şu an bekleyin diyor. Günlük rutinlerimizden birisi tabii ki de bu. Günlük olarak yaptığımız bir rutin. Benim ilk baktığım şeylerden birisi yakıt. Yakıtı full bırakmak zorundalar eğer full aldılarsa. Ve fullün üzerinde gördüğünüz gibi. Ve fullün üzerinde olması çok iyi. Çünkü benim oto yıkamaya gidip gelmemle ilgili sıkıntı yaşamayacağım anlamına gelir. Şu koltuğu kendime göre ayarlıyorum. Şimdi buradan oto yıkamaya geçeceğiz. Şimdi oto yıkamaya geldik. Geldik arkadaşlar. Members kısmına giriyoruz. Tabii benim en sevdiğim şeylerden birisi buradaki dash pipe'lar. Bunlardan bir 3-4 tane cepliyoruz. Şöyle atalım. Bunlar birazdan işimize yarayacak. Burada önden bir şey yapıyorlar. Yıkatma yapıyorlar. Şöyle. Evet, burada sizin yapmanız gereken takip etmek ve boşaltmak. Şöyle boşa aldık. Vitesimizi boşa aldıktan sonra devam ediyoruz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrardan gireceğim arkadaşlar. Çünkü ben çok iyi temizlendiğine inanmıyorum. Direkt şöyle park edeceğim o yüzden. Şimdi aracımızın iç temizliğine ve dış kurulamasına geçebiliriz.
ve içimiz bitti. Artık çıkabiliriz. Paspaslarımızı yıkadık, kuruttuk. Şu alt tarafları biraz ıslak kalmış ama çok da sorun değil. Böyle hafif bir nemden de bir şey olacağını zannetmiyorum. Şunları takalım, kilitleyelim. Soğuk klimamızı açıyoruz. Şu an kışın ortasında olduğumuza inanamıyorum ama kışın ortasındayız gerçekten. Ve hava yanıyor. Gerçekten yanıyor. Limanına gidip arabamızı bırakıp fotoğraflarını çekip diğer aracımızla evimize geri döneceğiz. Ve bugünkü çalışma işimiz akşam 8'e kadar bitmiş olacak. ...127 tane fotoğraf çektim tahmin olarak. Finish later diyelim. Ekran kaydını durduralım. Bu yarın sabahki rezervasyonumuz içindi. Şimdi aracımıza locker kurulumu yapacağız. Şimdi arkadaşlar son adıma geldim. Son adımı da tamamladım. Onu da göstermek istiyorum size. Arabanın üzerine locker koyduk. Locker'ın üzerinde bir şifre var. Müşteri bu şifreye girecek. Buradan açacak. Ve içinde poğaç var, sinyal kesici. Sinyal kesici poğaçtan anahtarı çıkartıp arabayı çalıştırabilecek. Şu an aracımızın yanından geçiyoruz. Şöyle tertemiz, hazır gitmeye Turo Spot'ında. Ve yarın sabah müşteriler alacak. Eve doğru geçiyoruz. Bugünlük yapacak bir şeyimiz kalmadı genel olarak. Buradan eve geçeceğim, yemek yiyeceğim. Daha sonra ödevlerim var kodla ilgili, coding ile ilgili. Ödevlerimi tamamlayacağım. Böyle geçiyor arkadaşlar. Bugün iş kısmını hallettik sabahtan. Saatimiz tam 1.50'ye geliyor. Evden çok geç çıktım. Ama mantıken hallettik. Orayı kapatmışlar. Şuradan girelim. Zaten cebimden ödeyeceğim için bunu hiç sıkıntı değil. Nereye girdiniz? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yeni, yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.